Merhaba. Ben Selim. Nasıl oldun? İyi misin? Doktor gibi oldu. Doktor Selim sanki. Bak ne diyeceğim. Müsait ol. Yaşlı gibi oldu. Genç kelimeler bulmam lazım. Boş. Boş, evet. Boş olduğun bir gün buluşalım. Lım mı? Soru. Olmaz. Şu an kendimi 25. saatte hissediyorum. Lım. Havan batsın. Merhaba. Ben Lavuk Selim. Merhaba. Merhaba. Şimdi ne diyeceğim? Yılmaz. Bu kız sen dizi yazdığını biliyor mu? Evet. Yılmaz sonra konuşsak. Tamam, olay çözüldü. Bu kız diziye kapak atmak istiyor. Selimciğim, ben polise dizide oynadığım için bazı şeylere dedektif gibi bakıyorum. Anlıyor musun? Daha sonra konuşalım mı seninle? Tamam, hadi çüz. Koskoca Yılmaz Erdoğan olacaksın. Utanmıyor musun kapıları gözetlemeyi? Teyzeciğim, ben Yılmaz Erdoğan değilim. Ayrıca o Hakkari'li. Bayan tuvaletiymiş lan bu. Yarın buluşalım mı? Ben 5 yaşıma kadar Berlin'de büyüdüm. Annem Almandı. Ben doğarken ölmüş. Onu hiç göremedim. Sonra babam bir Amerikalı ile evlendi. Sonrası Amerika. İnsanın kendi annesini tanımaması ne demek biliyor musun? Kim olduğunu bilmiyorsun. Geçmişini bilmemek gibi bir şey. Acaba gülüşüm anneme mi benziyor? Ya da ağlayınca kime benziyorum? İşte en büyük sorunum bu. Dudakları çok tatlı. Saat yazını çok beğendim. Siz hiç 25. saatte yaşadınız mı? Ben 25. saatte yaşamasını çok severim. 25. saat neresi diye merak ediyorsanız tarif edeyim. Kalabalığın içinden geçerken birden durun. Kalabalığı görebileceğiniz bir yere geçin. İşte 25. saattesiniz. Yeni düşüncelere hoş geldiniz. Akıllı da. Aslında beni en çok etkileyen zihin hapishanesi. Çünkü ne oldu biliyor musun? Meğerse ben hapishanedeymişim. Bunu farkında bile değilmişim. Halbuki ben kendimi bayağı adayı zannediyordum. Demek ki değilmişim. Bugün talih ettim kendimi. Senin sayende. Hepsi senin sayende. İnşallah bana aşık olmaz. Ben ona layık biri değilim. Bir defa o kadar param yok. O kadar kıyafetim de yok. Bir hafta sonra foyam ortaya çıkar. Çok laf atarlar, cevap vermek zorunda kalırım. Ona bir şey yapmazlar, gelir beni döverler. Elimi tutar mısın? He? Elimi tutar mısın diyorum, bilmiyor musun? Elleri aynı kız eli gibi. Bir defa bir kız arkadaşım olmuştu. Onun elleri aynı amcamın elleri gibiydi. Allah'ım çok mutluyum. Kesin başıma bir iş gelecek. Böyle durumlarda hep öyle olur. Annem. Annemi unuttum. Çocuğum, aşağıda bir hoş daha var. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sana taşındım. Ne çabuk. Yoksa sevinmedin mi? Aa, sevindim. Sevinmesine de yani biraz çabuk olmadı mı? Bak sana ne göstereceğim. Gel. Gel çocuğum. Nasıl?
Beğendin mi? Sana sürpriz yapmak için söylemedim. Bunu hatırladın mı? Nasıl döverdim seni bununla, nasıl döverdim. Ondan böyle mal oldun. Sevindin değil mi? Tabii ki anneciğim, tabii ki. Hoş geldin evimize. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Annem bir anda eve taşınmıştı. Ayşıl bir anda sevgilim olmuştu. Neden aldım, beğendin mi? Başı yama içinde, ayağında kara lastik. Tam fakir ama. Bu zamanda doğru düzgün fakir bulmak çok zor. Tabii canım, ben de dedim ki. Bundan sonra dedim, hiç zenzeketim benden. Biz de birer fakir bulalım. Merhaba. Naz. Ay oğlum, geldi. Hadi hemen yemeğe gel. Hadi bak şu börekten ye, içi çok güzel, peynirli. Yaşlanmış. Aa, nesi yaşlanmış? Ay o saçları kırlaşmış çocuğun. Çocukluğu dün gibi aklımda. Hmm. Ne döverlerdi bunu? Kim döverdi aşk olsun? Hiç sesi çıkmazdı ki. 50 oldu mu? Ne 50'si? Tövbe tövbe. 40'ındır benim. Ay maşallah. Bu yanakları hangi sakatatıyor vereyim ben? Bak Fatoş teyzem burada bak. Bak köşedeki evde otururdu, hatırladın mı? Bak Ayşe teyze. Arka kabaklıktaki hani. Allah'tan o şey var, birbirimizi buluyoruz. Neydi kız onun adı? Kızlar Umre fotoğraflarını Filistin istemişler. Koşun! Bence internet insanoğlunun yaptığı sivil bir devrim. Bu devrimin sonuçları ne olacak acaba? Yeni yeni ülkeler doğurur mu bu devrim? Misal Facebook. Ülke kursa ne olur? Facebook, Facebook. Sanki bana para veriyorlar. Bana neyse Facebook'tan. Buluşalım mı? Hava dolunay. Sahile gideriz. Hah? Moda taraflarına. Şarap içelim mi? İçelim. Tamam. Yarım saat sonra modada. Tamam. Öptüm. İçelim. Hani sen içkiyi bırakmıştın? Bıraktım. Bok bıraktın. İçecek mi? İçmeyeceğim. Çocukluğumdan beridir anneme yalan söylerim. Bu huyum bildiği için bana hiç güvenmez. Artık 40 yaşıma geldim. Anneme yalan söylemek istemiyorum.